2018 yılında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak ilimizdeki dezavantajlı gruplara hizmete devam ettik. Tabii 2019'da da bu hizmetlerimiz devam edecektir. Özetlemek gerekirse 2018 yılı içerisinde 3904 engellimize evde bakım desteği bakıcılarına ödedik. Toplam 51.854.000 TL evde bakım desteği sağladık. Bununla birlikte ekonomik dezavantaj yaşayan çocuklarımıza 1086 çocuğumuza da 7.459.000 TL destek sağladık. Koruyucu aile modelimiz Bitlis'te 13 çocuğumuzda devam ediyor. Tabii yeni ailelerimizi de başvurularını alıp işlemlerini yapıyoruz. Koruyucu aile sayımızı arttırma hedefindeyiz. Bu ailelerimize de 170 milyon ödeme yaptık 2018 yılında. Tabii ilimizde ayrıca engellilerimizin, yaşlılarımızın, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin istifade ettiği ücretsiz seyahat uygulaması kapsamında da toplam 352 milyon ücretsiz seyahat için destek sağladık. Yeni doğan çocuklarımız, 7900 çocuğumuz için başvuru yapıldı. Bunlar için de 3.662.000 TL ekonomik destek sağlamış olduk. Sahadaki çalışmalarımız sadece sosyal desteklerle, yardımlarla sınırlı değil. Bunun yanında alan taramalarımız hızla devam ediyor. Aile Sosyal Destek Programı kapsamında 12.200'ün üzerinde ailemize ulaştık. Yaklaşık 45.000 nüfusu sisteme aktardık. Bu vatandaşlarımızın bütün sorunlarını yerinde hem izleme hem inceleme fırsatımız oldu. Bunların kamu hizmetlerine erişimini sağlamak, ulaşamadıkları hizmetler varsa ulaşmalarını sağlamak için ciddi bir hizmet ürettiğimizi düşünüyoruz. 2019 yılında aile sosyal destek programını hızlandırarak devam edeceğiz. 2019'daki diğer bir çalışmamız ayrıca aynı kapsamda, aile sosyal destek programı kapsamında muhtarlarımızı da bilgilendiriyoruz. Mahalle ve köy muhtarlarımızı bu hizmetle alakalı bilgilendiriyoruz. Şu ana kadar da yaklaşık 80 muhtarımıza ulaştık. Konuyla ilgili hem hane ziyaretleri yaptık ve kendilerine bu konuda da bilgiler aktardık. Toplumumuzun dezavantajlı gruplarını desteklemek, özellikle engellilerimizi, yaşlılarımızı desteklemek hepimizin boynunun borcudur. Toplumun daha müreffeh, daha sağlıklı, daha mutlu bir yaşama ulaşması için mağdurlarını desteklemesi çok önemlidir. Bu fonksiyonu şu anda devlet olarak hep birlikte icra ediyoruz. Tabii ki sadece devletin imkanlarıyla sınırlı kalmamak gerekir. Buna sivil toplum kuruluşlarının, durumu olan insanların da katkı sağlaması gerekir ve doğru kanallarla bu işlerin yapılmasının büyük öneme sahip olduğunu düşünüyorum.